İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın şanlı çocukları Praç Gabrielyan, Artsakhlı kadınlar Rus barış güçlerine hesap sordu. Batı Ermenistan'ın Sanatı ve Zanaatları adlı yeni programın ilk sunumu. Azeriler Diklanagert'teki Krallar Çeşmesi Parkı'nı eğlence yeri haline getirdi. Metrelerce geri çekilen Van Gölü sahilinde 40 ton çöp toplandı. Meteorologlar Batı Ermenistan'da yoğun kar, buzlanma ve don tahmin ediyor. Nikosya Lefkoşa'da Kıbrıs Ermenistan Cumhuriyeti Dostluk Parkı resmen açıldı. İsviçre'de yaşayan Ermeni hayırsever ve iş insanı Hraç Gabrielyan, Artsakh Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve İsviçreli Seçkin Saat Üretim Şirketi Frank Müller Şirketi'nin genel müdürüdür. Hraç, Konstantinopolis'te doğduğunu belirtmektedir ki bu hem şehrin çeşitliliğini hem de kökenleri Orta Çağ'a kadar uzanan ailesinin gururunun yansıtan bir ifadesidir. Hraç'ın aile mirası onu hem zorunlu kılmakta hem de teşvik etmektedir. O çok hareketli ve mücadeleye hazır bir kişiliktir. Hraç Gabrielyan faaliyetlerini sadece sözlerle değil yaptığı işlerle kanıtlamaktadır. Onun Hraç olan adı ateşli göz anlamına gelir. İnsan ruhuna nüfuz etmeyi sağlayan bir pagan sembolüdür. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Lragir haber sitesine göre Artsakh'tan bir grup kadın, Rus Barış Gücü Birliklerinin komutanı Kor General Gennady Anashkin ile bir araya gelerek Azerbaycan'ın işlediği ve cezasız kalan son vahşet ve suçlardan duydukları endişeyi dile getirdiler. Artsakhlı kadınlar mevcut güvenlik mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdiler. Başvuruda Bakü'nün barışı koruma döneminde işlediği suçları, bunların sonucunda meydana gelen insan kayıplarının listesi bulunmaktadır. En son gerçekleşense 9 Kasım'daki kanlı olaydır. Ajansa göre kadınlar olaylarla ilgili olarak Artsakh'ta Rus birliklerinin varlığına daha önce de atıfta bulundular. Artsakhlı kadınlara göre barış güçleri Artsakh halkına iyilik etmiyor. Ancak Ermeni karşıtı bir Rus-Türk antlaşmasıyla Artsakh'ta bulunuyorlar. Aslında güvenlik, barışı koruma değil, statü ve uluslararası tanınma biçimindeki siyasi garantilerdir. Artsakh Rusya'ya borçlu değil, aksine Rusya 1813'ten beri Artsakh'a karşı yaptığı her şeyin bedelini ağır ödeyecektir. Batı Ermenistan'ın televizyonu Western Armenia TV'de yayınlanan Batı Ermenistan'ın Sanatı ve Zanaatı başlıklı programın ilk sayısı keçe yapımına değiniyor. Kökenleri Batı Ermenistan'dan gelen Zorik Voskanyan bir keçeci olarak orada yaygın olan bu zanaatın ya da dediğine göre sanatın tarihini anlattı. Bağış Bitlis'teki ünlü keçe yapımcıları hakkında daha detaylı anlatımda bulunarak farklı zamanlarda yapılmış ürünlerin benzerliği ve farklılığını dile getirdi. Keçe yapımının geleneksel ve modern teknolojilerini tanıttı. 44 günlük savaştan sonra Artsakh'ın Diklanagert kenti de Azerbaycan'ın kontrolüne girdi. Azerbaycanlı TV muhabiri Sedet Mamedova'nın YouTube kanalında 31 Ekim 2021'de yayınladığı videoda Diklanagert'teki Krallar Çeşmesi Parkı'nın bir eğlence yeri haline, daha doğrusu bir lokanta haline geldiğini özel bir gururla sunduğu görülüyor. Böylece Azerbaycan, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesi'nden kaynaklanan bir dizi uluslararası ilkeye aykırı olarak kültürel mirasın tarihini ve bütünlüğünü ihlal etmekte, nesilleri miraslarını aktarma fırsatından yoksun bırakmaktadır. Batı Ermenistan, Türkiye'nin Batı Ermenistan'a yönelik benzer eylemlerini kınadığı gibi Azerbaycan'ın işgal altındaki Artsakh'a yönelik bu sıradaki Ermeni karşıtı eylemini de şiddetle kınamaktadır. Batı Ermenistan'ın Van ilinin İpek Yolu Belediyesi ekipleri yaşanan iklim değişikliği nedeniyle su seviyesi metrelerce düşen Van Gölü sahilinde 40 ton çöp topladı. İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İpek Yolu Belediyesi'nin bu tarz çalışmalarının vatandaşlar için farkındalık oluşturma amaçlı olduğuna dikkat çekerek, bizlere atıklarımızı denize, sahile atarak sadece bir takım kirlenmelere sebep olmuyor, doğamızı da yok ediyoruz. Bu atıkların çoğu doğaya karışıyor, yok olması uzun seneler alarak
canlılarımıza da zarar veriyor. Gelin hep birlikte doğayı, denizi ve havayı kirletmeden temiz bir çevrede yaşayalım, dedi. Meteorolojinin hava raporuna göre Batı Ermenistan'ın kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İgdir, Bahiş, Bitlis, Van ve Sığırt, Siirt çevrelerinin yağmur, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca bu sabah ve gece saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni atanan Yunanistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Dikran Mıgırdıçyan'ın da katıldığı Kıbrıs Ermenistan Cumhuriyeti Dostluk Parkı Nikosya, Lefkoşa'da resmen açıldı. Açılış törenine Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi temsilcileri, ruhani ve parti liderleri ve Kıbrıs Ermeni toplumu temsilcileri katıldı. Kıbrıs'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin doğal bir müttefiki ve dostu olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Mıkırdıçyan, Kıbrıs Ermeni toplumunun Ermeni-Kıbrıs ilişkilerindeki rolüne övgüde bulundu ve inisiyatifi üzerine Kıbrıs Ermenistan Cumhuriyeti Dostluk Parkı'nın açıldığı Vardges Mahtesyan'a özel şükranlarını dile getirdi. Dostluk Parkı'nın açılışı çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Surp Asvazadzin Korosu ve Hamazgayi'nin Sipan Dans Grubu performanslarıyla sona erdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hasmik Bagdasaryan Dolukhanyan'ın seslendirdiği Ermeni şarkısı Zahkat Baleni adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.